Oktay Nihal, 34 yaşındaydı. Yozgatlı Nihal ailesinin 4 çocuğundan biri olan Oktay, en son 8 Mart'ta IŞİD terör örgütüne katılmak üzere gitti ve ailesi bir daha haber alamadı. Dokunmayın bana yüreğim yanar. Oğlum Oktay gitti ciğerim kanar. Şu yükseli gören çok mutlu sanar. Gitti benim fidan boylum gelmedi. Gitti benim yavrum geri gelmedi. Düzle düzle. Düzle sen abla. Biliyorum oğlum geçmişte benim bizim gibi müzisyenlik yapıyor, saz çalıyordu. Alkol filan alıyordu. Bu alkol filan bırakınca arkadaş çevresine girmişler. Burada bir Akdağlı Hüseyin diye bir çocuk var. Onunla beraber arkadaşlık yapıyorlardı. Ben herhangi normal bir dergaha gidiyorlar diye sevindim. En azından dedim alkol alıyordu. Gece eve gelmiyordu, barka gelmiyordu. Bir şekilde dedim toparlayacak inşallah diye. Bu şekilde bu gözden baktım. Sonra Bilal diye bir arkadaşı varmış. Bunun üçü vardı. Bunun haricinde bunların bir grubu yoktu burada. Tabii bunlar nereye gider, nereye gelir bunda bilgimiz yok. Bize bir detaylı bilgi de vermezdi. Sonucunda bir ilerleyen zamanlarda, son zamanlarda gideceğini sürekli sık sık ima ediyordu ki ben kendimi Allah'a adadım, işte gideceğim, cihat edeceğim. Neredeyse hemen bizi de ikna edecekti yani. Sürekli annesiyle diyoşuyordu, kız kardeşiyle diyoşuyordu ki siz kafirsiniz, siz şeysiniz diye sürekli bunların da geçimsizliği vardı. Eğer bunlar da deseydi ki biz de gidelim deseydi onlar da götürecekti. Beraber yemek yiyip su içmiyordu sizin. Yemeğe neye sofraya gelmezdi bizimle beraber. Yemeğe falan gelmezdi. Neden gelmezdi? Yani o bir farklı bir dünyanın adamı olduydu. Yani bizi kabullenmiyordu ki. Yani. Biz onu... Bir anda değişti orada. Bir anda ya tanıyamaz hale geldik. Adam mesela bir anda bizi dışlamaya başladı. Bizim ibadet ettiğimizi beğenmemeye başladı. Bizim Müslüman olmadığımızı ima ediyordu. Türkiye'de bir Müslümanın olmadığını biliyorum. İşte dükkan açayım, tezgah açayım, işte evleneceksen evlendireyim. Bak küçüğün evlendi, herkesin bir düzeni var. Benim dünyayla işim olmaz, benim dünyayla işim olmaz dedi. Git İstanbul'dan Suriye'ye geçtiğini tabii ben öğrendim. İstihbarattan öğrendim şey İstanbul'a geçtiğinde. Ondan sonra ben işte bu ağıt yazdım, saldım, söyledim. Ondan sonra Danimarka'dan bir IŞİD yanlısı bir adam aradı beni. Oğlunu sana bir şekilde bulacağım. Birebir telefonla görüştüremem ama yani onun sağ mı, ölüm olduğunu sana bildiririm dedi. Ve 10 gün sonra da beni tekrar aradı internet üzerinden. Abi de oğlum dedi cepheye geçmiş dedi. Hangi cephe dedim? Suriye cephesinde dedi.
O hep söylüyordu ki, Oktay hep söylüyordu ki, oğlum ben kendimi Allah'a adadım. Benim buranın insanlarla işim olmaz filan diyordu. Aynı kelimeleri oradaki arkadaşına da izah etmişler, oradaki temasa giren geçenler. Yani o kanaldan biliyorum, Suriye'de olduğunu biliyorum. Onun için başka da... Şu an eliniz kolunuz bağlı. Elim kolum bağlı. Sadece kendinden bir telefon gelirse, şaşıyorsa şayet, anca bağlantıyı o şekilde geçebiliriz. Başka bir bağlantıya geçme gibi bir şansımız yok.